Doltaş, yeniden Doltaş. Efendim merhabalar, Beysiyat Başkanı Adnan Şahin'le birlikteyiz. Adnan Bey hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir toplantıya katıldık. Almanya'ya yatırımla ilgili çok önemli bilgiler aldık. Bununla ilgili bize kısaca bilgi paylaşabilir misin? Bu bilgilerin pek çoğu bizim yakinen bildiğimiz şeyler. Şöyle ki benim şirketim 49 yıllık bir firma ve %100 ihracata çalışıyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin zaten %80'i Almanya'ya. Ama ciddi bir biçimde biz de orada yatırım yapmayı düşünüyoruz. Tabii bugünkü toplantıda göz ardı edilen bir şey var. Çalışanların maliyeti hayli yüksek görünüyor ama verim dikkate alındığında oradaki verimin %80, Türkiye'deki verimin de %33'ler civarında olduğunu düşünürseniz eğer Almanya'da iş yeri açmanın daha uygun olduğunu görürsünüz. O yüzden çok yararlı bir toplantı oldu bugün. İnsanların kafasındaki pek çok soru cevabını buldu açıkçası. Budur. Ekonomiyi sorayım. 2019'u nasıl geçirdiniz? 2019'da ihracata yönelik çalıştığımız için çok yurt içindeki sıkıntılar çok fazla hissedemedik açıkçası. Ancak bizlerde de dahi yani global bir azalma var. %15 gibi bizim de bir iş kaybımız var. %100 ihracat yapan bir firma olmamıza karşın. 2020'den beklentiniz nedir? 2020'de alınan tedbirlerle daha iyi olacağı kanaatindeyim ama ne yazık ki bu son günlerde yaşanan sıkıntılar Avrupalıların bize korkuyla bakışına neden oluyor. Çalıştığımız şirketlerden hemen mail geliyor. İstanbul'da bir şey var mı? Size bir şey olacak mı? Şeklinde endişeleri var. Bu endişeleri bertaraf etmemiz için demokrasiye ihtiyacımız var. Batılıların en çok aradığı unsur o bence. Dolayısıyla eğer ülkemizde onları ikna edecek şekilde bir ortam yaratılırsa ticaretin artacağını düşünüyorum. Şimdi Doltaş, yeniden Doltaş.